Üçüncü dersimizde önce cümlenin öğelerine bakacağız. Arapça bir cümlede şu kelimeler bulunur. isim, fiil, harf. Bunu Kur'an'dan bir örnekle görecek olursak Allah şöyle buyuruyor. Ve min ayatihi en halakakum min turab. Onun ayetlerinden biri sizi topraktan yaratmasıdır. Burada min harf, harficer. Ayatihi ayetler e, isim e, halaka küm derken halaga fiil min tekrar geliyor yine harf cer, turab derken toprak o da isim e, yani Kur'an-ı Kerim'in tamamında isim fiil harf cümleler bunlardan meydana gelmekte ve hangisinin ne olduğunu bilirsek muhatap olmamız anlamamız daha kolay olur. Arapça'da cümleler ikiye ayrılıyor. İsim cümlesi ve fiil cümlesi. İsim cümlesi, isimle başlayanlara isim cümlesi deniliyor. Ama fiille başlamışsa fiil cümlesi deniliyor. Hepimizin en rahat bildiği ayetlerden birisi Fatiha'nın başlangıcı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Burada, Elhamdu isimdir. Dolayısıyla bu cümle bir isim cümlesidir. Ancak ete emrullah bu ayeti okuduğumuzda ete geldi anlamında emrullah Allah'ın emri. Allah'ın emri geldi. Bu da fiille başlıyor. Dolayısıyla fiil cümlesi. Mana olarak da zor değil. Emrullah Türkçe'de isim olarak kullanılır. Mana olarak Allah'ın emri demektir. Ete geldi anlamında birleştirdiğimiz zaman Ete emrullah Allah'ın emri geldi. Arapçada dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi marife nekra. Marife nekra yani eğer bir isim e başına eliflam almışsa e, marifi oluyor. Yani belirli, belirlilik takısı. E, eğer eliflam yoksa, genel itibariyle bunu söylemek gerekirse o zaman da nekra oluyor. Yani orada da bir belirsizlik var. E, bunun e, İngilizce'de kolay anlaşılan bir örneği e, mesela e, diyelim ki the, e, kullanıldığında the book e, işte belli bir kitap anlaşılır. Ama sadece book veya e-book demiş olsak e, herhangi bir kitap hatıra gelir. İngilizcede de bunun bu şekilde karşılığı bulunmakta. Ben Kur'an-ı Kerim'den e, belet kelimesi örneğiyle bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Her ikisi de Hz. İbrahim'le alakalı ve her iki belet belde Mekke ile alakalı. Bunlardan birincisinde Hz. İbrahim eşini, çocuğunu ee, şimdiki Mekke'nin bulunduğu yere bırakıyor ve orada Allah'a dua ediyor. Ve o zaman henüz daha Mekke yok ve insanlar oraya yerleşmemiş. Ve diyor ki bu izgale İbrahimu Allah bize bunu şöyle anlatıyor. Hani İbrahim şöyle demişti. Rabb'i ya Rabbi ic'al haze bunu kıl. Yani Mekke'yi kıl. Beleden eminen emin bir belde kıl. Burada beleden eliflamsız geldi. Ee, henüz bilinen bir şehir değil. Bundan dolayı eliflamsız olarak geldi. Ancak Hz. İbrahim daha sonra başka bir gelişinde ortada bir belde var. Artık insanlar oraya yerleşmiş, belli bir belde olduğundan dolayı o zaman duasını şöyle yapıyor. Ve izgale İbrahimu hani İbrahim şöyle demişti. Rabbi ya Rabbi İc'al hadzal belde bu beldeyi kıl eminen güvenli kıl. Yani burada hadzal belde derken artık o belde bellidir. Ee, bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in tamamında isimler ya nekradır veya marifedir. Mana verirken de eliflamlıysa lamlıysa e, işte el-kitap dediğimizde belli bir kitaptır. Ama kitabun dediğimizde e, belli olmayan bir kitaptır bu şekilde kullanım karşımıza çıkar. Kur'an'dan yine e, örnek verecek olursak Allahu Teala Hz. Musa'ya kitap verilmesiyle alakalı şöyle bildiriyor. Ve ateyna Musa el kitap. Musa'ya kitabı verdik. Burada bakın burada Musa bellidir. E, bizde de kullanılan bir isim. Kitap bellidir. Kitaptan Murat Tevrat. Ateyna fiil. Biz verdik. Bu aynı zamanda bir fiil cümlesi bu haliyle. Ve ateyna Musa'l kitabe Musa'ya kitabı verdik. Ve kitabın başında elif lam var. Belli bir kitap. Yani Tevrat. Bir de Yasin'den bir örnek görelim. Ve ca'e min aksal medineti şehrin öbür ucundan geldi. Racül'ün bir adam yes'a koşuyor. Koşarak. Burada Racul bilinmeyen bir adam. Eliflamsız gelmiş er olmuş olsaydı belli bir adamın geldiği anlaşılırdı. Ama racülün şeklinde gelince elif lam başta olmayınca bilinmeyen bir Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bunu marife nekra hemen her yerde görebiliriz. Misal olması bağından şu ayetlere bakalım. Şura suresinden. Lillahi Allah'ındır. Mülkü semavat vel art. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Yahlugu ma yeşâ'u ne dilerse yaratır. Yahlugu halaga yaratmak oradan geliyor. Ne dilerse yaratır. Yehebu limen yeşâ'u inâthe Allah dilediğine kız çocukları bahşeder. Burada inâse eliflamsız gelmiş. Ve limen yeşâ zükür. Ve dilediğine erkek çocukları bahşeder. Burada da eliflamlı olarak gelmiş. Ev yüzev vücuhum zükranen ve inâse yahut o çocukları erkekler ve kızlar şeklinde verir. Burada zükranen inâse her ikisi de eliflamsız olarak gelmiş. Çünkü çocuklar nasıl olacak bilemiyoruz. Dünyaya geldiklerinde biliniyor. Ve yec alumen yeşa u akime dilediği kimseyi de akim kılar. Akim yani çocuğu olmayan anlamında kısır Türkçe'de böyle ifade edebiliriz. Allah dilediğini de akim kılar. Arapçada Merfu, Mansup, Mecrur. İşte isimler ya Merfu'dur veya Mansup'tur veya Mecrur'dur. Şu anda bunun ilk muhatap olanlar açısından zihinlerinde bir karşılığı yok. Ama okudukça, okudukça ve devamlı muhatap oldukça bunlar anlaşılacaktır. Ve bu son harekeyi belirlemekte son derece önem taşıyor ve mesela Türkçede okula gittim demek yerine okulu gittim desek anlatım bozukluğudur. Türkçede bu bir hatadır. Benzeri bir şekilde de Arapçada son hareke düzgün verilmezse mana yanlış anlaşılır. Mesela şu ayete bakalım. Ve halakallahu semavat ve'l arda hak. Allah gökleri yeri hak olarak yarattı. Hak ile yarattı. Burada khalagallahu, allahu e, merfudur. Yani faildir. Fail olduğu için merfu deniliyor. Harekesinin allahu ötreli olması gerekir. Eğer bunu allahe şeklinde okuyacak olursak khalagallahe, haşa Allah'ı yarattığı anlamına gelir. Mana bütün bütün tersine çevrilir. Bu açıdan son harekeyi düzgün verebilmek önemlidir. Ee, okurken ona göre okumak ve manayı anlarken de ona göre anlamak gerekiyor. Bir de Tevbe suresinden bir örnek verebilirim. اَنَّ اللّٰهَ بَر۪يُوا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَرَسُولُهُ Şüphesiz Allah e, müşriklerden beridir ve Rasuluhu Rasulü de beridir. Yani Allah'ın müşriklerle aşağı bir alakası yok peygamberin de bir alakası yok. Ayet bunu anlatmakta. Ancak bu ayette Rasuluhu kelimesinin harekesi Rasulihi olarak eseli okunsa mana haşa şöyle olur. Allah müşriklerden beridir. Rasulünden de. Bu ayetin anlattığı manaya tamamen zıttır. Dolayısıyla Türkçe'de nasıl ki işte okula gittim Cümleyi böyle kurmamız gerekiyor. Okulu gittim, okule gittim denilmiyor. Arapçada da ona göre son hareke, kelimelerin son harekesi önem taşımakta. Bunu şöyle bir örnekle daha iyi anlayabiliriz. Arapçada kelimeler ya mureptir veya mebnidir. Mebnidir dediğimizde şu... Ee, mesela herde bütün durumlarda aynıdır. Ee, değişmez. Daima ''hâze'' bu anlamında daima böyle kullanılır. Ama burada örnekte gördüğümüz ''muallim'' kelimesi e, ''mureptir'' irabı yapılır. Yani cümledeki duruma göre bunun harekesi değişmektedir. Ne gibi? Diyorum ki ''hâze muallim'' Erde muallimun bu bir öğretmendir. Ama rai'tu dediğimizde rai'tu gördüm muallimen orada muallimen oluyor. Ben bir muallim gördüm, bir öğretmen gördüm. Eğer bir öğretmene selam verdim diyeceksek sallamtu ala muallim bir öğretmene selam verdim. Burada dikkat çekmek istediğim durum şu muallim kelimesi. Fail olduğu durumda muallimun geldi. Meful olduğu durumda muallimen geldi. Başına harfi cer geldiğinde Ale muallimin şeklinde. Orada da muallimin oldu. İşte buna göre Kur'an-ı Kerim'de e, harekelerde değişiklikler görebilmekteyiz. Müslümun, müslümen, müslümin gibi e, harekelerde değişiklik görebilmekteyiz. Bunlar cümlenin e, konumuna göre, yani o kelimenin cümle içindeki konumuna göre değişebilen kelimelerdir. Bir de muallim kelimesini tesniye yaptığımızda, tesniyenin de Türkçedeki karşılığı ikili, iki muallim anlamında tesniye yaptığımızda e, durumu değişiyor. Ne gibi değişiyor? Artık her der demiyoruz da, hadani diyoruz. Şu ikisi. Muallimani iki öğretmendir. Muallimun kelimesi muallimani haline geliyor. İki öğretmen gördüm diyeceğimiz zaman ra'eytu muallimeyni iki öğretmen gördüm. Burada muallimani muallimeyni haline geldi. İki öğretmene selam verdim derken sellemtu ale muallimeyni. Burada da yine muallimeyni oldu. Bu şekilde e, Kur'an-ı Kerim'de müfret halinde farklı, tesniye ikili halde farklı, cem çoğul halde farklı e, kelimeler yani bir takım isimler e, bu şekilde harekeleri değişiyor. Görünümlerinde bir değişiklik meydana geliyor. Kullandıkça bunlar zihne yerleşecektir. Hemen bir anda e, ref hali, merfu hali şu, mansup hali bu... Mecrur hali bu. Hemen bir anda insan buna intikal edemeyebilir. Ama e, devam eden derslerle birlikte e, bunlar anlaşılacaktır. Bir de muallimun şeklinde muallim kelimesinin çoğulunu ele alalım. Bu da cümle içindeki durumuna göre muallimune, muallimine şeklinde iki farklı görünümde karşımıza çıkmakta. Mesela çoğul olarak diyorum ki, Hâulâi muallimûne şunlar öğretmenlerdir. Ra'eytu muallimîne muallimleri gördüm. Sellemtu 'alâ muallimîne öğretmenlere selam verdim. Bakın burada muallimûne, muallimîne iki farklı şekilde karşımıza çıktı ve bu da iraptan kaynaklanıyor. Yani cümle içindeki bunun fail oluşu veya meful oluşu veya başına bir eh, cer harfi veya bir izafet gelmesiyle mecrur oluşu gibi buna göre cümle içindeki yeri değişiyor. Tıpkı Türkçede okulu, okula, okulda, okuldan gibi bunların çekimi varsa Arapçada da bu tarzlarda karşımıza çıkmaktan. Mureb mebniyi kolay anlayabileceğimiz Kur'an'daki örneklerden birisi şu ayettir. Allahu Teala bildiriyor ki İnne şeytan lekum aduvun. Gerçekten de şeytan size bir düşmandır. Fettahizuhu ve Öyleyse siz de onu düşman edinin. Burada önce mana üzerinde duracak olursak şeytan ve aduv. Aduv düşman anlamında. Şeytan malum. Şeytan sizin için size bir düşmandır. Şeytan size bir düşmandır. Fettahizuhu ve Öyleyse siz de onu düşman edinin. Dikkat edersek burada kırmızıyla gösterilen kısımda önce aduvun geldi ama onu düşman edinin derken aduven şeklinde oldu. Bu cümle içindeki durumdan kaynaklanıyor. Bunlardan birincisinde innenin haberidir denilir. Ve merfudur. Merfu olduğu için de aduvun oldu. Ama ikinci de e, ee, işte onu düşman edinin fettahizuhu aduve onu düşman edinin derken e, mansup durumdadır, mef'ul durumdadır. Bundan dolayı aduven olmuştur. Başka bir örnek mesela Muhammedun peygamberimizin de ismi sallallahu aleyhi ve sellem diyorum ki Hâdâ Muhammedun bu, Muhammed'dir. Ra'eytu Muhammeden, Muhammed'i gördüm. Sallamtu ala Muhammedin, Muhammed'e selam verdim. Ee, Muhammedun, Muhammeden, Muhammedin. Önce muallimi örnek vermiştik. Muallimden nasıl olmuşsa burada da aynı durum oldu. Yani haza muallimun, ra'eytu muallimen sallamtu ala muallimin. Bir benzerini burada kullanmış olduk. Heza Muhammedun ve Muhammeden. Sallamtu ala Muhammedin. Başka bir örnek, eee <laughs> ha Şunlar adamlardır. Ha <laughs> işte şunlar anlamında. Ricalun. <laughs> Rical, racul kelimesinin çoğulu. Racul adam demek. Rical adamlar. Şunlar adamlardır. رَأَيْتُ هَا ricale. Şu adamları gördüm. E burada ricale olması ra'eytünün mef'ulu durumunda. Adamları gördüm. E bundan dolayı e, ricale son harekesi bu şekilde oldu. Ama e, üçüncü cümlede ale kendisinden sonra gelen e, ismi e, mecrur kılıyor. Bu gibi kelimelerde de bunun alameti esri olmasıdır ve diyoruz ki sellemtu ala haula'i ricali şu adamlara selam verdim. Kur'an-ı Kerim okurken harekelerde değişikliği bol miktarda görebileceğiz. Neden dolayı bu değişiklik olduğu ana hatlarıyla buradan kaynaklanıyor cümle içindeki durumu. Ve bu şekilde Muğreb, Mebni bu konuyu ana hatlarıyla ifade etmiş olduk. Mesela Fatiha'yı okurken elhamdülillahi orada lillahi onu esre okutan evvelinde lam harfidir. İleride bunları göreceğiz. O e, esre olarak okutuyor. O harf onu etkiliyor ve esre olarak okutuyor. Elhamdülillahi rabbil alemin. Alemun da olabilirdi. Alemin olması yine onun irabıyla alakalı. Mesela maliki yevmiddin derken maliki maliki de olabilirdi ama cümle içindeki durumu atıftan dolayı bunu gerektiriyor. Daha diğer Kur'an'dan okuduğumuz neler varsa bunların her birinin harekesi cümle içindeki durumuna göre belirlenmekte ve şekillenmekte.